Artı Futbol'dan merhabalar değerli izleyiciler. Süper Lig'de haftayı tamamladık. Yeni haftayı açıyoruz. İşte yani birkaç saat sonra artık yeni haftanın günü de başlamış olacak. Hafta içinde lig devam edecek. Salı, çarşamba, perşembe ateş gibi maçlar var. Bugün iki karşılaşma oynandı. İttifak Holding Konya Spor evinde 1-0 kaybetti. Sivas Spor kazandı. Antalya Spor Kayseri Spor'u 2 golle geçmeyi başardı. Birazdan canlı bağlantılarla da bu iki şehre gideceğiz. Puan tablosuna alınan sonuçlara da bakacağız. İlk olarak konuklarımızı da tanıtayım. Ceyhun Eriş, hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Teşekkür ederim. Mehmet Ayan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza. Feyyaz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa. Nasılsınız? Çok şıksın her zaman. Ender'den sonra en iyi program yapan. Gegen Press'le başladı. Evet. Çok yakışıklısın. Estağfurullah. Sakalların da çok güzel. Estağfurullah. Konya'nın gururu. Bu kontraydı bunlar. Tamam. Sizin yanınızda gölgede kalıyoruz. Her Yok. Zaman biliyoruz. Herkese Ceyhun Hoca. İşte böyle oluyor. Sen bana söyleyince evet, ben de senin hissettiğini hissediyorum. Bir Kayseri'ye gidelim. Özür dilerim, Antalya'ya gidelim. Kayseri Spor basın sözcüsü muhabir arkadaşımız Yasin Anzerli'nin yanında. Sözü bırakalım oraya. Teşekkürler, evet. Fraportal Antalya Spor, Kayseri Spor maçı sona erdi. Şu anda da basın sözcüsü Kayseri Spor Mustafa Tökgöz yanımızda. Evet, nasıl değerlendirmeniz olacak? Evet, öncelikle Antalya Spor'u tebrik ediyoruz. İlk yarıda oynadığı maç için. İlk yarıda maalesef kötü bir Kayseri Spor seyrettik. Ancak ikinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleriyle birlikte tamamen sahaya adını koyan, kendine yakışır bir Kayseri Spor seyrettik. Ancak haftalardır sistematik bir şekilde biz hakem hatalarıyla birlikte puan kaybediyoruz, puanlar kaybediyoruz. Bugün bu konuda hakem hataları ve VAR hatası zirve yapmış durumda. Özellikle basın karşısına çıkmak istedim ve bu hataların artık sonu gelmez oldu. Öyle ki gollerimiz nasıl iptal edilir, bunun derdine düşüldü. İlk golümüzde Pedro'nun yaptığı hareket var. Bir açıdan faul gibi duruyor ama diğer açılardan faulle hiçbir alakası yok. İlk golümüz öyle iptal ediliyor. İkinci golün sebebini hala anlayamadık. Neden iptal edildiğini. Tamamen skandal bir karar. Bu iki. Üçüncüsü de en az beşer dakikadan, en az dörder dakikadan 8-10 dakika maçta süre kaybı var. Verilen 6 dakika. Bu hakem hataları bir değil, iki değil, üç değil. Belli ki bir yerlerde bazı kararlar verilmiş. Kayseri Spor ligin dibinde tutulsun. Kayseri Spor düşülsün. Ben de o zaman şunu söylüyorum. Kayseri Spor sahipsiz değildir. Kayseri Spor'a sahip çıkacak elbet birileri vardır. Ama bu hakem hataları bir değil, iki değil. Artık ben bunun art niyetli olduğunu düşünüyorum. Artık Kayseri Spor'un tamamen gözden çıkarıldığını düşünüyoruz. Ben Nihat Özdemir'e buradan çağrıda bulunuyorum. MHK başkanıyla toplantı mı yaparlar, görüşme mi yaparlar bilmiyoruz ama biz bu işin sistematik olduğuna artık kesin kanaat getirdik. Artık onların takdirine bırakıyoruz. Yani bu kadar facia bir arada olamaz. Hepsini Kayseri Spor'un üstünde uyguluyorlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bizler de teşekkür ederiz. Evet, Kayseri Spor basın sözcüsü Murat Tökgöz maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu. Evet, yani Süper Lig'de hakemler yok, gayet iyi diyen kulüp yok. Eskiden 18 kulübün hepsi rahatsız diyorduk. Artık o sayı 21'e çıktı. Yani ligde takım sayısı arttıkça hakemlerden mutsuz insan sayısı da artıyor. Ceyhun Hocam nasıl değerlendiriyorsun? Yani işin saha içini yaşayan biri olarak bütün takımlar hakemlerden şikayetçi. Bütün takımlar hakemlerde, daha önceki sezonlarda da teknik adamlar, oyuncular, yöneticiler hep şikayetçi olurdu dönem dönem hakemler. Evet. Ama şimdi esas tartışılan konu sadece hakemler de değil. VAR sisteminin ne kadar doğru ya da ne kadar iyi uygulanıp uygulanmadı. Tabii yine onu uygulayanlar faal hakemlerimiz ama yani tartışılan konu bu. Yani haftalardır, yani sezon başladığından beri, bu sezon yeni başladığından beri tartışılmadığı bir hafta olmadı VAR sisteminde, evet. VAR uygulamasının. Yani neredeyse hiçbir hafta şunu duymadık. Ya evet, VAR'da böyle bir sıkıntı oldu, böyle bir şey duymadık. Hep duyduk yani, pardon.
Hep duyduk var. Yani bir an önce bir çözüm üretmeleri lazım. Yani oraya daha nasıl bir çözüm, hani biraz bize benzesin ve bazı kararları ya da bazı uygulamaları Avrupa'daki, dünyadaki örnekleri gibi yapmayalım. Hakemin tereddüdü varsa gidip isterse bakabilsin gibi çok şey konuşuldu VAR uygulamasıyla ilgili. Ama gelinen nokta, hani bütün takımların o isyanı, feveranı devam ediyor. MHK değişiyor, MHK başkanları değişiyor, Mehmet Ayan. Diplomaside çok bayıldığım bir laf vardır, güven artırıcı önlemler paketi diye. Türk futbolunun güven artırıcı önlemler paketine ihtiyacı var. Genelde o uluslararası ilişkilerde zaman kazanmaya yönelik bir açıklamadır ama. Ne gibi mesela Mehmet? Abi kimse kimseye güvenmiyor. Ama senelerdir böyle. Yani sezonlar başladı mı? O zaman bu toplumsal bir sorun. O zaman bu sadece futbol ait değil, toplumsal sorun. Zaten toplumsal sorunumuz. O zaman bu kadarsın. Yani futbol yani hayatın ta kendisi. Çok özür dilerim. Yani şöyle de düşünmek lazım. Sadece oyuncular, hakemler ya da teknik adamlar üzerinden değil de. Yani futbolu izleyen grup bizler, yorumlayan grup bizler, işte taraftarlar. Onların da biraz beklentilerini ya da olaya yaklaşımlarını gözden geçirmesi gerekiyor. Yani toplumdan kastım ben abi bunu. Abi şu para ediyor ama Ceyhun, siz oynarken vardı. Bu kadar sınırlı, bu kadar sınırsız değildi, gene vardı. Yani ben tekim, karşımda 17 var. Çünkü her gün mesela Kayseri Spor Basın Sözcüsü isyanına hak veriyorum. Asla ona niye bunu söylediğini demiyorum ama yani gizli öznelerle sanal düşmanlar yaratıyoruz. O düşmanlar Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu, Antalya'nın, Kayseri'nin, Konya'nın, Sivas'ın düşmesini istiyorlar. Kim? Müesses nizam. Futbolun müesses bir nizamı var. Kim bunlar? Yani hayali düşmanlarımız var ya, düşmanların üzerine takım fark gözetmek istiyorlar. Ve en büyükler, çünkü Türk futbolunun en büyük sorunu büyüklerin daha mağdur olması. Büyükler en mağdurlar. Yani biz bu akşam değerli basın sözcüsüne mikrofon tuttuk. Yani biz orada olmasak, mikrofon tutmasak onu da söyleyemeyecek adamcağız. Söylese bile bir yere gitmeyecek. Dolayısıyla büyükler en mağdur. O kendisi talep etmiş zaten. Abi. Olabilir. Hayır. Biz canlı yayında vermezsek kısa kısa görülecek abi. Evet. O anlamda söylüyorum. O yüzden birbirimize güvenmeye ihtiyacımız var. Ben Türkiye'de kimsenin bu anlamda futbolun içerisinde kimseye güvenmediğini düşünüyorum. Kimse kimseye güvenmiyor abi. Ve hani o sistem, düzen değişiklik falan deniyor ya. İnsanlar değişse de insanların birbirlerine güven endeksi değişmiyor. Kimse kimseye güvenmiyor. O yüzden futbol bir ekip olamıyor Türkiye'de komple. Çok bana fazla göre. Tabii parçalanmışlık var. İşin psikolojisi bambaşka bir boyut. Bugün ama şampiyonlar gibi bizi terbiye edecek. 3-5 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen takımlarımız, şampiyonlarımız olacağı için Şampiyonlar Ligi gibi bizi terbiye edecek. O da çok umurumuzda değil gibi geliyor. Hayır, bana. Daha korkutucu tarafı parası, o. Parası umurumuzdaydı ya. Evet. Artık parası gitti. Yani bu sene kim? A takımı şampiyon olacak bu sene. Parayı alacak. Ondan sonrakiler Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamayacağı için umumiyetle %99 kalamayacaklar. O yüzden para olmayınca o parasızlık terbiye edecek. Gene işin ucu gelip dolaşıp paraya geliyor. O zaman belki ligin daralacak. Belki bugün 150 milyon, 170 milyon dolara gelen, 200 milyon dolara gelen ligin belki 50 milyon dolar edecek. Küçüleceksin, daralacaksın, sonra büyüyeceksin. İşte Feyyaz abilerin geldiği kültür, Süleyman Seba'nın küçülerek, daralarak Beşiktaş'ı oradan alıp yükseltmesi, büyütmesi, yokluklar içerisinde büyütmesi. Belki Türkiye'de futbol önce bir yoklukları görecek tekrar. Mesela rahmetli Özkan Canan çok değerli bir insandı ama Galatasaray küçülerek büyüyemez. Hayır efendim, Galatasaray küçülerek büyüyecekti. Galatasaray da şey kaybetti. Ama Fikret Orman mesela Beşiktaş'ı önce küçülttü, mali anlamı küçülttü, sonra büyüttü. O da sonra büyüyerek büyümeye gitti. O yüzden tamamen bu parasızlık bizi terbiye edecektir abi. Benim bakalım kanalım. Zaman neler gösterecek? Süper Lig haftanın sonuçlarına bir bakalım. Hafta tamamlandı. Yeni hafta başlamadan önce puan tablosuna da bakacağız. Yine kimilerine göre enteresan sürpriz, çok fazla sonuç vardı. Kimilerine göre hayır yok, çoğu maç malumun ilanıydı. Fatih Karagümrük Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Göztepe deplasmanında Atakaş Hatayspor kazandı ki sessiz sedasız yukarıya doğru geldi Hatayspor. Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı Kasımpaşa karşısında. Trabzonspor Çaykur Rizespor karşısında geriden gelip kazandı. Gaziantep Futbol Kulübü evinde Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçti. Gençler Birliği Ankara Gücü Başkent Derbisi 1-1 tamamlandı. Yeni Malatya, özür dilerim, Yukatel Denizli Spor, Aytemiz Alanya Sporu lideri 1-0'a geçmeyi başardı. Beşiktaş 4-0 Erzurum Sporu mağlup etti. İttifak Holding Konya Spor 0, Demir Grup Sivas Spor 1 ve Fraport Antalya Spor 2, HES Kablo Kayseri Spor 0 sonuçlar alındı. Feyyaz Hocam, en şaşırtıcı skor. Oradaki tek sürpriz Denizli Spor Alanya Spor maçı. 1-0 Denizli Spor'un, ligin dibindeki Denizli Spor'un ligin liderini yenmesi. Şu anda ligin herhalde dibinden kurtuldu. Değil mi Denizli Spor? Evet, 21. birinciyi yendi.
puan tablosunda da tabii yukarıya gitti Denizli. Şimdi ben bizim ligler için genelde şöyle bir laf söylerim. Sabah erken kalkan maçı kazanıyor derim Mustafa. Süper Lig'de yavaş yavaş öyle olmaya başladı. Maça iyi konsantre olan, bütün rakibini iyi irdeleyen, iyi hazırlanan o maç.